Merhaba Yemekhane kanalı izleyicileri. Bugün güzel bir kuru pasta tarifi vereceğim. Hem evlerinizde kolayla yapabileceğiniz hem de en lezzetli olan pastanelerdeki tariflerden. Lezzetiyle bu tarifi tekrar yapacaksınız. Şimdi malzemelere geçiyoruz. 500 gram un, 250 gram tuzsuz tereyağı, 150 gram şeker, 10 gram kabartma tuzu, 2 tane mandalina kabuğu ve biraz da çikolatamız var. Yapım aşamasına geçecek olursak gayet kolay bir yapımı var. Önce un dışındaki tüm malzemeleri bir kapta karıştırıyoruz. Malzemeleri karıştırdıktan sonra güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Ve bu aşamada unu ilave ediyoruz ve unu iyice yiyecek kadar yine yoğurmaya devam ediyoruz. Kulak memesi kıvamına gelecek kadar yoğurmamız yeterli olacaktır. Evet, pasta hamurumuz çok katı olmayan bir görünüm aldı. Şimdi pasta hamurumuzu yaklaşık 10 dakikalık bir beklemeye alıyoruz. Fırın tepsimize yağlı kağıdımızı serdik. Tezgahımızı unluyoruz. Hamurumuza şekil vermek için biraz yoğuruyoruz. Ve parmaklarımızın ucuyla küçük bezeler alıyoruz. Havuç içinde yuvarlayarak fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Tüm bezeleri fırın tepsimize yerleştirdik aralıklarla. Şimdi 200 derecelik fırınımızda alt üst fanlı olarak yaklaşık 18 dakika fırınımızda pişireceğiz. Evet, kurabiyelerimiz pişti, fırından çıktı ve soğudu. Evet, göreceğiniz üzere kurabiyelerin altı da çok güzel bir şekilde pişti. 18 dakika ideal bir zaman. Şimdi çikolatamızı sıcak suyun içerisinde eritiyoruz. Bu aşamada soğumuş olan kuru pastalarımızı sıcak çikolataya batırıyoruz. Çikolata sosu soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Gerçekten güzel ve hızlı yapabileceğiniz bir tarif. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp paylaşmayı da unutmayın. Afiyet olsun.